Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumu için ilk mitingini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptı. Konuşmasında öne çıkan başlıklar istikrar ve terörle mücadeleydi. Başbakan CHP'nin teklife yönelttiği eleştirilere de yanıt verdi. FETÖ örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. Evet diyeceğiz, terörün de sonunu getireceğiz. Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumu için ilk mitingini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenledi. Başbakan ilk olarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ardından da CHP ve HDP seçmenine seslendi. HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı artık bir kenara bırakalım. Bu işin kavgası olmaz. Yıldırım, CHP'nin anayasa değişiklik teklifine yönelttiği tek adam eleştirilerine de yanıt verdi. Biz demiyor muyuz kardeşim? Bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Onun için tek olacak. Kılıçdaroğlu diyor ya, efendim 50 milletvekiline fazladan para vereceksiniz. Sen onu soracağına bir milletvekilin 1 trilyon 200 bin lira telefon faturası bu devletin sırtına sarıyor. Onun hesabını sor. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eleştirilere verdiği yanıtları karargah rahatsız başlığıyla haberleştiren Hürriyet gazetesine de isim vermeden eleştirdi. Bugünlerde yine birilerine bir şeyler oluyor. Efendim karargah rahatsız, manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.